frekanslar, yayın var orada. Gelip çarpıyor. Klasik. Bugün açıklamada iki türlü olur dedi. Bunu açıklayan bir ben yurt dışından takip ediyorum. Çok yayınlandığı için ben şey yapmadım bunu paylaşmadım ama sosyal medyada şöyle birincisi diyor bir muhakkak bir doğal gazla ilgili bir yani bir gaz kaçağı vardır. O mekanda bir anlık bile etkilenebilir kuşlar. Çünkü kuşlar biliyorsunuz bir havayı kontrol etmek için hani böyle bir kafeste bir kuş götürürsünüz. Genelde bunlar hani işte papağandır vesaire. Onlar eğer etkilenirse oraya girmezsiniz gibi. Çok hızlı etkilenir. İkincisi de sana yaklaşık bir şey söylüyor. Diyor ki burada muhakkak elektromanyetik bir alan oluştu. Evet. Bu alandan dolayı da diyor kuşlar anlık da olsa bir anda yok oldular. Bunlar Kanada'dan Meksika'ya kadar Uçan ardıç kuşu bildiğim kadarıyla evet. sarı e, kapalı e, bir ardıç kuşu e, bu kadar mesafeyi yol alıyorsun gelip burada e, telef oluyorsun. Doğal evet. gaz değil evet. %99 10 9 orada bir baz istasyonu baz var. Istasyon. Şimdi bunu şöyle örneklendireyim CIA ve Amerikan istihbarat toplulukları aralıkta bir açıklama yaptı. Havana sendromu diye bir sendrom var. Amerikalı askerle istihbaratçılar diplomatlar. İlk 2016'da e, Küba'da nedensiz bir şekilde baş dönmesi işte vertigo ve halsizlik, mide bulantısı gibi e, uzağa duyma gibi bir takım şikayetler var. Bunun ne olduğunu önce iş stresi falan diyorlar ama daha sonra bu olay Özbekistan'da oldu, Çin'de oldu, Rusya'da oldu, Avrupa'da oldu, Washington'da oldu. Bilinen sayı 130 geçmiş ama bence daha fazladır. Bununla ilgili uzun sürede bir çalışma vardı. Bu çalışmanın rapor sonucunu yayınladılar. Dediler ki biz herhangi bir ülkeyi suçlamıyoruz. Bunu CIA Başkanlığı ve Amerikan İspat Topluluğu Başkanı birlikte yayınladı. Burada geldiğimiz nokta bir EMP, elektromanyetik dalgalarla bir müdahillik söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. Ama bunu da bir ülkeyi suçlamıyor. Nedensellikle gittiğimizde buraya geldik diyor. Çünkü tıp ben açıklanamıyor bu diyor. Amerika'nın bir lazer silahı vardı daha önceden. Bunu tanıttılar, geri çektiler. Kayıtlardan adeta sildiler bunu. Oysa ki kendileri tatbikat yapmıştı. Kitle gösterilerinde, kitleyi dağıtmak için oraya elektromanyetik dalga yayacaklar. Frekans veriyor aslında. Frekans Tabii. verecek. Mide bulantısı, kusmadan, değişik etkilerden dolayı alınız gösterici kendiliğinden terk edecek. Görünüşte de polis suçlu bulunmayacak. Bunu Amerikalı ilan etmişlerdi. İlk testini de yaptılar ama kaldırdılar sonradan. Bu yüzden en önemli şey nedir? Budur. Birleşmiş Milletlere bununla ilgili ciddi müracaatlar var. Çok fazla 5G üzerine konuşaraktan programın şeyini riske atmayacağım ama Türkiye'nin bu noktada e, mesela Danimar... şimdi 5G'yi biliyorsun bir anda şu anda yani hani hep 5G beklenirken teknolojiyi çıkartan firmalar yani biraz da Çin kaynaklı olmasına rağmen Amerika Birleşikleri ve Birleşik Devletleri ve Japonya Biraz da işte Hindistan olarak bir anda 6G konuşulmaya başladı. Yani 5G'yi köprü olarak kullanıp 6 ve 7G'ye doğruya gidildi. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi tabi nesnelerin interneti. Yani 5G bile ağır kalıyor. Yani nedir? Tüm nesnelerle dünyada olan tüm nesnelerle bir şekilde iletişime girecek bir insandan bahsediyoruz veyahut da bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Japonlar 6G diyor da daha 5G'ye geçsinler önce. Konuşma ayrı bir şey, yapma ayrı bir şey. Batı arkadaş devletleri burada geri kaldı. Biraz sonra standartlar konusuna girdiğimizde bunu anlatacağım. Şu Havana sendromunu bir yere bağlamak Lütfen. istiyorum önce. Soru şu. Daha önce sürekli uzaktan insan beynine müdahillik olabilir mi olamaz mı? Ee, Telegram da dünya genelinde dernek daha var kurulmuş şöyle mağdur olduk diye insanlar var arama motorlarına girdiğinizde insan beynine görüntü nasıl oluşturur halüsinasyon çünkü şizofren evet. diye bırakıyor delirtiyor insanı insan beynine görüntü nasıl oluş, ulaştırılabilir diye ee, burada somut bir şeyi ilk kere somut evet bu mantıklı diye bana gelen şey Kanada'da Aralık ayında yapılan bir çalışma var çalışmanın sonucu açıklandı Hücredeki protein hareketlerini takip edebilmek için DNA'yı 5 nanometrelik antene dönüştürdüler. İnsan iki yönlü telsizdir. Yani ve 5 nanometrelik anten. Bu bir. Bunun anlamı nedir? Radyo frekansıyla insana teknik olarak komut göndermek mümkün, komut almak mümkün. Ee, peki nasıl olur? Bu CRISPR'la e, hücrede bu değişim gerçekleştirilebilir mi? Teknik olarak bu da gerçekleştirilebilir. Peki Toplu olarak insanlıkta bu gerçekleştirebilir mi? Teknik olarak artık mümkün. Tabii. İlaçla, gıdayla, bir şeyle bu mümkün. Bunu yapacaklar demiyor. Sadece bir de şimdi DNA'ya veri kaydını yaptılar. 4-5 farklı üniversitede gerçekleşti. 1 gram DNA'ya 100 milyon HD saat film yüklenebiliyor. 1 gram DNA görülmez. Yani test tüpüne koyun görülmez. 200 kilogram civarında DNA'ya da dünyanın tüm verisi yüklenebiliyor. İşte bir göktaşı çarptığında veriler insanlık yok olacak deniyor ya. Orada diyorlar bu veriyi sakla elmas madenlerine yerin altına filan. Şimdi buradaki şey hürciyelere ee, yazıyı, sesi videoyu kaydettiler ve geri oynattılar. İnsanoğlu 1956'da ilk şeyi geliştirdi. E, flash, BL bir buçuk ton ağırlığındaydı. beş megabitte hepsi 1956'da. Kendisi bulut sistemi buldu, onu buldu, bunu buldu ama baktı ki var olan bir sistem var, DNA. Bu insanın geliştirdiği değil, orada bir teknoloji var, üç buçuk milyar farklısı var bir gende. E, bunu keşfettiğimizde, bu inananlar için Allah'ın teknolojisi diyelim, o insanı yarattığı dizilimdir. Keşfetmeye başladılar. İşte CRISPR'la tasarım değişecek diyor mu? Değiştirme potansiyeline sahipler. DNA'ya veri kaydı ve bunun okunması, DNA'nın antene dönüştürülmesi, aynı zamanda e, Elin Baksın nörolik projesi var. Hafızanın bilgisayar aktarılması. Bu tarihin akışını da değiştirebilecek. İnsana bakışta değiştirilecek. Dolayısıyla bu yüzyılda insan vücudu masada hedef yani coğrafi keşifler yapıyordu 20. yüzyılın insanları. Orada maden var burada petrol var daha eskilerde de ordusunu arkasına İpek katan vardı, bilmem orduyu evet. arkasına katan talana gidiyordu adeta. Yani gidiyor baharat yolları vesaire. İşte gidiyor ülkeyi talan ediyor e, hanım kadınların da atının arkasına alıp götürüyordu insanlık evet. vahşi bir şey. Daha yeni yeni insanlık şöyle biraz toparlanmaya başladı ama bu yüzyıldaki akıl Madenin, toprağın her şey senin olsun. Çocuklarım benim olsun diyor. Peki bunu nasıl elde edecek? İnsana yöneldi. Beyni masaya yatırdı. Organları yatırdı. Her şeyi. İnsanın sırlarını çözmeye. Teknolojisini almaya. Elon Musk'ın projesi bu anlamda değerli. Dolayısıyla önceden bana mesaj atarlardı. Hocam işte telegram nedir? Uzaktan insana, beynine komut vermek mümkün mü? Evet mümkün.